2008 yılında Türkiye'den gelen abiler eski okuduğum medreseme gelmişlerdi. Biz sizlere hafız yapacağız. Türkiye'ye götürüp yüksek ilmi dersleriyle öğreteceklerini söylemişlerdi. Eski hocamın tavsiyeleriyle mülakata başarılı olup Süleymaniye hafızlık yurdunda okumaya başladım. Tabi bizim eski medresemiz Süleymaniye hafızlık yurdu gibi değil de çok zor şartlarla okuyorduk. Ufacık odalarda hem yemek yiyorduk, hem ders okuyorduk, hem de uyuyorduk. Yemeklerimizi kendimiz yapıyorduk. Ailemin maddi durumu pek iyi değildi tabi. Eski medreseden sonra Süleymaniye Hafızlık Yurdu'nda Endonezya'da yaklaşık bir sene okudum. Sonra Türkiye'ye gittim. 3 senede orada yüksek ilmi derslere okudum ve hoca efendi oldum. Şimdi Endonezya'da hizmet ediyorum. Sizin desteklerinizle okudum, sizin dualarınızla hoca oldum. Siz buralara gelmeseydiniz biz şu an ne halde olurduk bilemiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkürler. İsmim Dodo. 55 yaşındayım. Tazik Malaya'da yaşıyorum. Çiftçiyim. Bir kızım ve iki torunum var. Abim vefat edince Rıdvan'ı ben büyüttüm. Durumumuz çok kötüydü. Sonra onu medreseye gönderdim. Okusun ve hem dünyada hem de ahirette bizi kurtarsın diye. En çok hafız olmasına sevinmiştim. Türkiye'ye gideceğim deyince çok üzülmüştüm. Oğluma Süleymaniye'de okuduğu sürede ve Türkiye'ye gittiklerinde bir kuruş bile para gönderemedim. O kadar takatim yoktu. Duadan başka bir şey yapamadım. Endonezya'ya döndüğünde çok sevinmiştim. Fakat döndüğü için değil, tahsilini bitirdiği için sevinmiştim. Oğlum hizmette olduğu için çok memnunum. Hayatın sonuna kadar devam etsin istiyoruz ve dua ediyoruz. İsmim Salihin Zeynel Arif'in. 1969 yılında Lampung'da doğdum. Sıradan bir insanım. Çiftçilikle geçimimi sağlıyorum. 3 çocuğum var. Biri henüz küçük. Kız çocuğum Hoca Hanım oldu. Şu anda Filipinler'de hizmet ediyor. Erkek çocuğumsa şu an Türkiye'de eğitimine devam etmekte. Haber aldık, inşallah o da hoca olup Mayıs'ta gelecekmiş. Çocuklarımı Süleymaniye kurslarına göndermeden evvel buradaki bir medreseye kaydettirmiştik. Fakat daha sonra medrese hocası bize Süleymaniye kurslarını tavsiye etti. Biz bir hafta boyunca araştırmaya gittik. Tabii Jakarta'da içinde Kur'an-ı Kerim okunan birçok medrese var ama hiçbiri bizi etkilemedi. Çünkü onlar Süleymaniye gibi değil. Her ne kadar içinde Kur'an-ı Kerim öğretilse de biz Kur'an-ı Kerim havasını orada hissettik. Hamdolsun hocalar bir sene içerisinde çocuklarımı hafız yaptılar. Çocuklarımı gönderirken sadece yol parası ve ufak tefek ihtiyacını göndermeye çalıştım. Bunun dışında bizden hiç para istemediler. Kızım ve oğlumun ihtiyaçlarını onlar karşıladılar. Sponsor bulmuşlar çocuklarım için. Hatta geçenlerde kızım hasta olduğunda bütün ihtiyaçlarıyla ilgilendiler. Kursa bıraktığımda hiç üzülmemiştim. Bilakis şükretmiştim. Çünkü orası yanlış bir yer değil, Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği yerdi. Allah hepsinden razı olsun. Onların hakkı bizde çok. Çocuklarım inşallah haklarını hizmet ederek öderler.